Ata binerken arkasından dolaşıyorsun. Daha kendini nasıl koruyacağını bilmiyorsun. Bacağını oynatabiliyor musun? Biraz. Diz kapağını. Burada var mı peki? Oh, var. Önemli bir şey yok gibi görünüyor. Ama yine de bir baktırmak lazım. Bacağım biraz çizilmiş. Kanıyor. İyi misin? İyiyim. Kara kız yok. Kaçtı galiba. Sen merak etme. O çiftliğe dönmüştür bile. Bekleyebilir misin burada? Beklerim. İlk defa ata bindin değil mi? Hayır. Ata binmeyi biliyorum ben. Ama sağından binmeye çalıştım. Ben hem sağ hem de solumu kullanabiliyorum Yusuf Bey. Yani bir de siz söylediniz kara kız şöyle kara kız böyle. Heyecanlandım. Bunları unutmaman lazım. Başına daha kötü şeyler gelebilir. Belki sizin kadar iyi bilen birinden öğrenmediğimdendir o. Ama siz eğer kabul ederseniz ben her şeyi yeniden başlayabilirim. İlk dersimiz yarın o zaman. Merhaba, buyurun. Birine mi bakmıştınız? Yusuf burada değil mi? Ha, burada. At binmeye gitti. İyi. Bana da bir tane at hazırlatır mısınız? Genellikle bu tarafta biniyor değil mi? Vallahi belli olmaz Yusuf Bey. Aha bak işte geliyor. Yanındaki kim? Hava. Birlikte çıkmışlardı gezmeye. Kara kıza sahip olamamış anlaşılan. Birlikte dönüyorlar. Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. İstersen bir doktora gösterelim, bir baksınlar. İyiydim. Büyütülecek bir şey yok Yusuf. Kanamış deyince ben de büyük bir şey zannettim. Ama alt tarafı sıyırmış. Betül Hanım haklı Yusuf Bey. Endişeleniyorsunuz biliyorum ama önemli bir şey değil. Yarın geçer. İyi peki. Ben at gelmiş mi bir bakayım. Sonra çıkarız. Sen de ne talihsizmişsin Havva. Aksilikler peşini bırakmıyor. Yol boyunca konuşmadın.
Canım bir şey mi sıkıldı şirkette? Yok. Seni bıraktığımda gayet iyiydin. Şimdi niye gerginsin? Nereden çıkardın? Gayet iyiyim ben. Seni bilmez miyim ben? Bir şeye kızdığında o gözlüğün arkasına saklanırsın hep. Biraz kızdım. Ne yapayım? Seninle at binmeye çiftliğe geldim bir hevesle. Ama olmadı. Yine bineriz. Buradasın daha nasılsa. Doğru. Buradayım. Tamam, sorun halloldu değil mi? Hadi çıkar artık şu gözlükleri. Oldu mu? Oldu, tamam. Biliyor musun? Her geldiğimde daha çok seviyorum burayı. İstersen otel yerini sana böyle bir yer ayarlayalım. Gerek yok. Burası var ya. Ne yiyeceğiz peki? Bilmem. Evde hiçbir şey yok ki. Kendimiz hazırlayacağız. Bak, bunu duyduğuma sevindim. En azından senin sevdiğin şeyleri biliyorum. Hemen pişiririz. Geldin mi kız? Allah aşkına iyi şeyler söyle. Sinirli hem de pem de zaten. Çatlatmasana kız insanı. Kara kıza bineceğim diye beynimi yedin. Ne oldu? Bindim kara kıza. Yusuf'la gezdik. Hatta attan düştüm. Ne? Ya. Ama endişelendi benim için. Daha da yakınlaştık. Hatta bana at binmeyi öğretir misin dedim. Ders için söz aldım. Ama hiçbir işe yaramadı. Niye? Çünkü o Betül denen kadın geldi. Yine tepemiz de bitti. Vay gebermiyesice. Beraberler mi şimdi? Herhalde teyze, bilmiyorum. Desene şimdi yedik. Yusuf, neredesin bir saattir? Yemek için domatesle biber bekliyorum. Domates toplarken gördüm. Su kanalları tıkanmış, onları açıyorum. Ben de geleyim mi yanına? Gel istersen. Çok tanemişsin. Cebimde mendil vardı. İyi misin? İyiyim. Ben hallettim bile. Tamam, ben hemen geliyorum. Ne yapacağız bu Betül'ü? Düşündün mü? Bilmiyorum teyze. Aklıma bir şey gelmiyor. Cüneyt kadar kolay lokma değilmiş, değil mi? Sultan! Çayın yanında böreği de getir. Ne çenesi duru ne boğazı. Gülme kız. Sen merak etme enişte. Havva akıllı kız. Kardeşini de idare etmesini bilir. Toprak mesele çıkarmaz. Sana benziyor desene. Baldız. Vallahi hükümet gibi kadınsın. İşleri tıkır tıkır yönetiyorsun. Yani hepimizi elinde oyuncak etmişsin, haberimiz yok. Sen ne saçmalıyorsun gene enişte? Ya bu işe girdiğimizden beri düşünüyorum. Bu sultan yaralı parmağı işemezken nasıl Havva'yı Yusuf'a yapmak için ayağa kalktı diye. İşin hikmetine yeni erdim. İnsanlığımdan yapabileceğimi düşünemedin tabii. O kelime lügatında olmadığı için normal. O insanın adı ne? Havva mı yoksa Yiğit mi?
Vallahi akıllı kadınsın. Tabii hancı oğullarına akraba olunca Münevveri oğluna istemek kolay olacak. Hani al gülüm ver gülüm hesabı. Kaymakamın açlığını bul diye de boşuna buyurmadın bana. Bunları sakın kimse duymasın. Havva ile Şeref de buna dahil. Eğer duyarlarsa ben bu işi bozarım, bitiririm. Havva Hanım da donsuz kalmaya mahkum olur. Betül, hadi şarabı da açıyorum. Geldim. Üstümü değiştireyim dedim. Bunları buldum. Demek hala saklıyorsun. Başkasının eşyalarına izinsiz dokunulmaz. Demek yakalanmak hoşunuza gitmedi. Evet, gitmedi. Hadi etleri koy. Yoksa aç kalacağız. Emredersiniz Yusuf Bey. Tat bakalım. Harika. Olmayı özlemiş. Teyze saat kaç oldu, bu hala gelmedi. Demek ki bu gerçekten Betül'le bağ evinde kalacak bu gece. Of. Of ki ne of. Ne yapalım bilmiyorum ki. Rüzgar hastalandı diye arasak mı acaba? O dediğini yapmak için toprağa her şeyi anlatmak lazım ama. Ya bilsin zaten. Ne kadar saklayacağız? Oldu teyze. Sen konuşmadın mı babamla? Süt parası için toprağın çıkardığı arızayı bilmiyorsun sanki. Bir de bizim çevirdiğimiz hesapları öğrenirse 10 dakika durmaz burada. Bize yardım edeceğine gider, bir de Yusuf Bey'e her şeyi anlatır. Ben biliyorum çünkü daha önce yaşadım. O ne olursa olsun dürüstlüğünden vazgeçmez. Ama bilmiyorsun toprağı sanki. Doğru. Anasının kızı. Şeref de az inletmediydi bir zamanlar beni nafile yere. Ne diyeceğiz o zaman? Evi fareler bastı geldi bul mu diyeceğiz adama? Hiçbir şey söylemeyeceğiz teyze. Hiçbir şey de yapmayacağız. Bırakalım öyle akışında gitsin. Hayır, biz üstüne gittikçe aksilikler bizi bulmuyormuş gibi Yusuf anlayacak. 2 günlük Betül bile bana laf sokmaya başladı inceden inceye. Kadın kısmı anlar ama erkeğin ruhu duymaz. Gözüne soksan bazen onu bile görmez. Sen beni dinle. Bir bahane bulup arayalım. Hayır dedim teyze. Aman iyi, sen bilirsin. Benden günah gitti. Artık sana nasıl sabah olur bilemem. Betül Hanım Yusuf'un koynuna girsin. Sen de at tepelerinden düştüğünden kalırsın. Bütün emeklerin de çöpe. Müzik
Thank you.
kimmiş? Yanlış duymuşum. Bak, bu olabilir işte. Ben duymadığıma göre. Ses içinden geldi. Ya da seni tutan şey neyse. Nereye gidiyorsun Betül? Otele. Lütfen beni bırakır mısın? Betül yine başlama Allah aşkına. Eğer sen bırakmayacaksan ben kendim giderim Yusuf. Betül!